Demir eksikliği demir alımının azalması nedeniyle olur. Annemizin karnında özellikle son doğuma yakın son 3 ayda annemizden bizim doğduktan sonra ihtiyacımız olan demiri alırız. Fakat bu demir bize yaklaşık 3-4 ay yeter. 3-4 aylık ihtiyacımızı karşılayan bu demir daha sonra azalmaya başladığı için 4. aydan itibaren dışarıdan demir vermemiz gerekir. Anne sütünde de demir var ama yine de çocuklarımızda demir eksikliği olmaması için ...dördüncü aydan itibaren demir takviyesi yapmamız gerekiyor. Daha sonra ek gıdalara başladığımız zaman demiri nereden alıyoruz? Özellikle kırmızı etten ve yumurtadan alıyoruz. Ve tabii ki balık etinden alıyoruz. Tavuk etinde demir daha az nispeten diğerlerine göre. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza sebze çorbası hazırlarken özellikle her gün 40 gram kadar yağsız dana eti gibi bir takviye de bulunmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak gelişmekte olan, hızla gelişmekte olan bebeğimizde daha sonra 1 yaşına doğru demir eksikliği ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle genelde doktorlarımız 1 yaşına doğru bir kan sayımıyla bu durumu tespit ederler. Daha sonraki yıllarda demir eksikliği yine alım eksikliğinden ve eminim bozukluğundan olur. Eminim bozuklukları çeşitlidir. Bunların başında inek sütünün günde yarım litreden fazla tüketilmesi ve birlikte demirden zengin gıdaların alınmaması yatıyor. Daha sonraki yıllarda özellikle ergenlik döneminde yine çocuklarda hızlı bir büyüme olur. Ve bu dönemde demirden zengin gıdaları eğer demin söylediğim miktarlarda tüketmezlerse, o zaman bu yaşlarda da gene demir eksikliği görüyoruz. Daha sonraki yıllarda, ileriki yıllarda yine hamilelerde de demir eksikliği görülür çünkü hamile bildiğiniz gibi çift can taşıyor ve demirinin büyük bir kısmını, önemli bir kısmını çocuğuna esirgemeden veriyor annelerimiz.